arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir T yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizde iki renk kullandık ve e, ölçümüzü biraz da büyük tuttuk. 3 yaş civarı çocuklarımıza çok rahatlıkla olabilecek bir yelek. Hatta biraz daha 4 e, yaş grubu eğer zayıfsa 4,5 yaş grubuna da olabilecek hoş bir yelek yeleğimi örmek için e, iki tane ipimi kullandım mavimi komple bitirdim beyazımı da çok az bir parça kaldı mavimizde kenarlarımızda ördüğümüz için tamamen e, mavimizi bitirdik evet şimdi yeleğimizin yapım aşamalarını şöyle sizlere öncesinde anlatalım daha sonra birlikte çalışmaya başlayalım yeleğimizi örmek için sırt bölgesinden başlıyoruz hangi yaş grubu için öreceksek örelim dümdüz zincirimizi çektikten sonra bakınız şu mavi plastik kısmının üzerine bir sıra mavimiz bir sıra beyazımız şeklinde değişimde örüyoruz ve kol altımızın yani kolumuzun olacağı yere kadar bakınız örüyoruz şöyle kolumuzu da ayarlayacak şekilde sırt ölçümüz yeterli olana kadar ilerlemeye devam ediyoruz bakın şuradan itibaren yeterli ölçüye ulaştıktan sonra sağdan ve soldan zincirlerimizi çekiyoruz ve artık bir uçtan diğer uca kadar yani çıkarçtaki bölüme kadar sırtımızda dahil olacak şekilde örüyoruz. Bir uçtan dolanıyoruz diğer uca kadar bir uçtan diğer uca kadar örüyoruz ve ölçümüzün yeterli olduğunu şu şekilde anlıyoruz. Bu yan parçalarımızı yukarı kısımdan öne doğru getirdikten sonra her ikisinin kapanmasına bir parmak kala yeterlidir. Çünkü lastiklerimizi öreceğimiz için her iki önümüze bir parmak bırakmamız yeterli olacaktır. Daha sonra lastiklerimiz istediğimiz kalınlıkta örelim. Daha kalın isteyen arkadaşlarımız daha kalın yapabilir ya da farklı teknik uygulayabilirsiniz. Kollarımızı 3 sırada lastik örerek tamamladık ve bel kısmımızı yine yanlar bittikten sonra tamamen alt kısmına da yani belimize de lastiğimizi ördük ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. İstediğiniz sayıda düğme kullanabilirsiniz. Tek düğme ile kullanabileceğiniz gibi daha fazla sıklıklarla da düğme yerleri ayarlayarak düğmeler kullanabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin ölçüsüne bakalım. En yüksek yerden ölçüsüne bakmak istiyorum. En tepe noktadan bakınız şöyle tepe noktamızdan diğer uç noktamıza kadar 46 santim Yeleğimin uzunluğu hemen kol üzerinden bakıyorum. Bakınız kol üzerinden şöyle baktığımız zaman 35 buçuk santim hemen hemen 36 santim. Şöyle kol altı genişliğimize bakalım. Kol altı genişliğimiz ise 32 santim. Bir koldan diğer kola 39 buçuk santim Evet yeleğimizin bu şekilde ölçülerini de verdikten sonra kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin yeleğimizi örmek için iki renk kullanıyorum mavi mi ve beyazımı hemen mavimizi tanıyalım etrofil baby can marka ipimiz renk numarasına bakalım renk numarası 80052 numaralı renge sahip ipimizin özelliklerini şuradan görelim 100 gram 250 metre anti peeling özelliği olan bir ip yüzde yüzde akrilik bebek örgüleri için son derece güzel bir ip tabi hangi marka ve ürünlere ulaşabiliyorsanız onlarla örebilirsiniz sadece sorduğunuz için söylemekteyim diğer beyazım ise Baby Soft kar topunun ipi 100 gram, 330 metre, %80 akrilik, %20 poliamit özelliği olan ipim. Renk numarası ise K019. Tığımızı tanıyacak olursak bakınız tığ numaramız ise 3.00 milimetre yazan bölüme bizim numaralarını söylediğimiz bölüm oluyor. 3 numara kullanıyorum dediğimizde buradaki küçük rakamı söylemekteyiz. Buradaki 5 taksim 0 olanı değil. Buradaki milimetre ile ee isimlendirilen bölümü kullanmaktayız. Buna da dikkat edelim. Bazen e, yanıltıcı olabiliyor. Fazla e, tığ veya da örgü işi yapmayan arkadaşlarım burada 5'i görünce 5 numara zannedilebiliyor. Bu da ek bilgi olarak kalsın. Milimetreyle yazılan kısım numaralımızın olduğu bölüm. Öreceğimiz yaş grubu için sırt ölçüsünü uygun ölçümüzü aldıktan sonra zincirimizi çekmeye başlayalım. Hemen ilk zincirimi çekiyorum. Bakın şu şekilde bunu düğüm olarak kullanıyorum. Ve zincirimi biraz yuvayı gevşetiyorum. Birer birer çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimiz biraz dolgunca biri. Bakınız 10 tane zincirimiz bu kadar oldu. Mesurla da ölçecek olursak 10 zincirimizi birbirimize kıyaslayalım. Bakınız şöyle 5 santime yakın ama tam 5 santim de değil. Evet şimdi yeterli ölçüm olana kadar örmeye devam ediyorum. 62 tane zincirimi çektim. Hemen ölçümüze bakalım. Şöyle tutuyorum. Ölçümde 30 santim zincirimin olduğunu görüyorum. Şöyle görelim. Geriye doğru saymaya başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum bir zincirimi çekiyorum aşağıdan bir atlıyorum diğer trabzanımı örüyorum bir yanındaki trabzanı örüyorum 2 bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum iki trabzan yan yana örüyorum bir ve iki tekrar bir zincirimi çekiyorum Aşağıdan bir tane zincir atlıyorum. Sıradaki trabz zincirimin içerisine bir trabzan, hemen yanına diğer trabzanımı örüyorum. İki trabzanımızı yan yana örüyoruz, bakınız. ikişer trabzan ördük. İki trabzandan sonra bir zincir yukarıdan çektim, bir zincir aşağıdan atladım. İki trabzan tekrar yan yana bir zincir çekip bir zincir aşağıdan atlıyorum ve sıramızı bu şekilde örerek sona kadar tamamlıyorum yeniden yapalım bir zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum, bir tane zincir aşağıdan atlıyorum sıradaki zincir yuvasına batarak bir ve bir tane daha iki tekrar bir zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum, bir atlıyorum sıradaki zincirimin içerisine girerek batıyorum Hemen yanına ikinci trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlayalım. Birinci sıramızı mavi rengimizle yaparak tamamladık. Şimdi ikinci rengimiz olan beyazımıza geçelim. Son trabzanımızın kapatmasını beyaz ipimizle yapıyoruz. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dört tane zincirimi çektikten sonra şu şekilde bir sıkıştırma işlemimi yapıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir zincirimizin bulunduğu yere bakınız bir zincir yukarıda çekmiştik. Bir tane atlamıştık. Atladığımız zincire gelerek batıyorum. Ve biraz şöyle rahat uzatarak bir aynı yere bir ve iki Üç tane trabzanımızı örüyoruz. İki seferde alıyoruz. Bakınız, 1 ve 2 Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar aşağıdaki bir tane atlamış olduğum zincirin içerisine girerek örmeye başlıyorum. Bir, biraz rahat çekiyorum. 2 ve aynı yere üçüncü trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Tekrar araya zincir çekmeden hemen tığımın başını doluyorum ve bir tane zincir atlayıp bir tane bakınız boş bıraktığımız zincirin içerisine giriyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımızı ördükten sonra araya zincir çekmeden tekrar aşağıda atlamış olduğumuz bir tane zincirin içerisine batıyorum. Şöyle rahat bir şekilde Çekiyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar yine bakınız bir tane zincir yuvasına giriyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle araya zincir çekmiyoruz her bir buradaki bir zincir atlayıp bir zincir çekmiş olduğumuz noktanın alt kısmına girerek 3 tane trabzanımızı örerek sıramızı tamamlayalım sıramızın sonuna kadar üçer trabzanımızı örerek geldim bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum dıştaki bakınız 2 tane trabzanımız vardı sondaki trabzanımın tepesine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum başlangıç noktasında burada dört tane zincir çekerek bu işlemimizi yapmıştık burada ise bir tane zincir ve bir trabzan şeklinde buradaki yuvamızı oluşturuyoruz bitişlerde bu şekilde yani zincir ve trabzanla kapatırız bakınız örgümüzün son kısmını başlangıçta ise dört tane zincir olarak e, işlemimizi başlatırız şimdi yeniden alt sıradaki gibi trabzanlarımızı örmeye başlayalım hemen zincirimin bakınız üçüncüsüne batıyorum ilmeğimi alıyorum 1 2 3 4 tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum aşağıda 3 tane trabzanım var bakınız beyazımızdan beyazımızın ikinci trabzanının üzerine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum şurada bir tane yuvamız oldu bakınız hemen yanındaki Trabzanın üzerine de bir trabzanım örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bakınız geçişimizde 4 zincirimizi çektik ve bir tane trabzan atladık. 3 tane trabzanımızın ikincisini ve üçüncüsü üzerine trabzanlarımızı ördüm ve bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzana batmıyorum. İkinci trabzanımın üzerine bir ve diğer trabzanımı da örüyorum. 2. Araya bir tane zincirimi çektikten sonra ilk trabzanı atlıyorum. Buradaki iki trabzanıma mavi trabzanlarımdan örüyorum. Bir ve iki. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir ve iki. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir ve iki. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir ve 2 bir zincirimi çekiyorum 1 ve 2 şöyle görelim bakın modelimizi bu şekilde kaydıracağız aynı zamanda birinci trabzanlarını örmüyorum 2 ile 3'ün üzerine birer birer trabzanlarım örüyorum araya ise bir tane zincirimi ilave ediyorum bir zincirimi çekiyorum hemen ikinci trabzanımın üzerine geliyorum 1 ve 2 bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir ve iki sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım sıramızın sonuna kadar iki trabzan bir zincir iki trabzan bir zincir örerek geldim ve bakın sıramızı tamamladım şimdi en son bölümdeyim bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen bir zincirimin olduğu yere de giriyorum şu şekilde tutuyorum bir ve iki tırabzanımı ördüm. Hemen beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Mavi ipimi de şu şekilde sıkılaştırıp buradaki kabarıklığı azaltalım. Evet, hemen yönümüzü çevirelim şu şekilde beyazımızı örmeye başlayalım. 3 zincirimizi Çektik diğer tarafta tığımın başını doluyorum. Hemen bir tane bakınız e, zin, beyaz aramızın olduğu bölümümüz var. Tığımın başını doluyorum, beyaz aramızın olduğu yere geliyorum. Bir, aynı yere iki, biraz rahat tutuyoruz trabzanlarımızı ve üç. Üç tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, araya zincir çekmeden diğer beyaz aramın bulunduğu noktaya giriyorum. 1 aynı yere 2 ve aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum devam ediyorum araya zincir çekmedim 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum her bir aradaki bakınız şu alt kısma girerek araya zincir çekmeden üçer trabzanlarımızı ilave edelim. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 ve 3 Evet. Şöyle görelim. Bakınız modelimizin yani beyazlarımızın yerini kaydırdık. Mavilerimiz arada güzel bir görüntü oluşturdu. Sıramızın sonuna kadar ilerleyerek tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi en son şurada bir tane minik yuva yapıyoruz. Bir tane zincirim çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanın üzerine batıyorum. Ve ikili bir trabzan örerek burada Yuvamızı kuruyorum ve ipimi bu şekilde çıkarıyorum. Başlangıçta da bakınız minik bir yuvamız vardı. Hemen örmeye başlayalım. Mavi ipimin olduğu yere geliyorum. İpimizi koparmıyoruz bakınız. Bittiği yerde ipimizi bırakıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Mavi ipimi tepeye batıyorum. Şu şekilde alıyorum ve 1 2 3. Evet, 3 zincirimizi çektikten sonra hemen Yanına bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Beyazımdan 2 ile 3'ü örüyorum. Önce ikinciye batıyorum. 1 ve 2. Iki. i̇ki trabzanımı yan yana ördüm. Bir zincir çekiyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine batıyorum. 1. Diğer trabzana batıyorum. 2. Araya bir zincir çekiyorum yeniden 2 ile 3'ü örüyorum. Araya mutlaka bir tane zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde modelimizin kaydırma işlemini de yapmış oluyoruz. Bir zincir tığımın başında doluyorum. 1 ve 2. Yeniden bir zincir. 1 ve 2. Şöyle bakalım. 2 tırabzanımızla başladım. Bakınız kenarımızda. Hemen aşağıdaki beyazın birinci trabzanı örmedim. 2 ile 3'ü ördüm. Araya zincir çektim bir tane. Ve bir trabzanı atladım. 2 ile 3'ü ördüm. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Yine bakınız beyaz ipimizin olduğu en son bölümdeyiz. Bir tane zincirimi çektim. Araya bir trabzanımı örüyorum. Şuradaki araya tığımın tekrar başını doluyorum. ilmeğimi girdiriyorum. Tığıma şu şekilde alıyorum. Her iki ipimi de parmağıma doluyorum. Bir defa geçiriyorum. Beyazıma geçeceğim için beyaz ipimi alıyorum. Ve en son kapanışı beyaz ipimle yapıyorum. Hemen 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tekrar üçer beyazımızı örmeye başlıyoruz. Şimdi tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Şuradaki görmüş olduğum araya hemen trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3 Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yukarıda mavinin bir zinciri vardı. Aşağıda ise sadece geçiş arası. Giriyorum. 1 2 ve 3 Tekrar zincir çekmeden başını doluyorum. 1 2 ve 3. Yeniden 1 2 ve 3. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle bakalım. Diğer taraftan da gayet güzel görülmekte. Her iki yönümüzle. Evet. Araya yine zincir çekmeden en sondaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanım örüyorum. İpimi uzatarak bırakıyorum. Tekrar mavimin olduğu yöne geçiyorum. Zincirimin en üst noktasına takıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen tığımın başını doluyorum. Biri atlıyorum. 2 ile 3'ün üzerine gelerek örüyorum. 1, ve 2. Dilerseniz buradaki zinciri 4'ü de çıkarabilirsiniz. 2. Bir tane zincir çekiyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. ikinci trabzanımın ve üçüncü trabzanımın üzerine birer örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. 2 ile üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir zincir. Birinci trabzanımı atlayıp. 1 ve 2. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve bu şekilde modelimizi bir sıra beyazımız bir sıra mavimizi örerek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz Evet zincirimizi çektikten sonra şöyle genel bir görüntümüze bakalım bakınız burasını ön yüz olarak kullanmak istiyorum şurasını da arka yüz sizler hangi yön hoşunuza giderse o yönü kullanabilirsiniz Evet şimdi beyazımızı örmeye başlayalım zincirimizi çektim 3 zincir çektim bir tane daha ilave edelim 4 olsun Dilerseniz bakınız 3 Dilerseniz 4 demiştik araya girelim bakınız iki trabzanımızdan sonraki bir zincirimiz yukarıdan çekmiştik aşağıda beyazlarımızın arasına yine giriyorum biraz şöyle uzunca alıyorum 2 ve 3 3 tane trabzanı örüyorum araya zincir çekmeden yine her iki beyazımızın aradaki burada küçük göze giriyorum biraz uzunca alıyorum 1 2 ve 3 tekrar tığımın başını hemen doluyorum beyazımdan giriyorum uzatarım biraz üçüncü kez örüyorum tekrar zincir çekmeden giriyorum bakınız alıyorum 2 ve 3 sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonumuza bir zincirimizi çekelim ve kenardaki Tırabzanımın üzerine batarak örüyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Yeniden mavi sıramıza geçiyoruz ve bu şekilde bir sıra mavimiz, bir sıra beyazımızı örerek istediğimiz ölçü gelene kadar devam edelim. Yeterli ölçü gelene kadar bir sıra mavimizi, bir sıra beyazımızı ördüm. Görmüş olduğumuz bu çok güzel görüntümüz ortaya çıktı. Her iki yönden de gayet güzel durmakta bakınız. Dilerseniz bu yönü kullanabileceğiniz gibi Dilerseniz diğer yönümüzü kullanabilirsiniz. Her iki yönü de gayet hoş oldu örgümüzün. Evet, şimdi elimize bakalım. Daha sonra da boyunu ölçelim birbirimizin ölçüsünü kıyaslamış olalım. Şöyle baktığımız zaman 33 santim elimizin olduğunu görüyoruz. bu kısmından bakalım. Bu kısmımız ise şöyle baktığımız zaman 25 santimde boyumuzun uzunluğu şöyle gördüğümüz zaman bakınız 25 buçuk hatta 25 buçuk santim Evet şimdi e, kollarımıza doğru ilerlemeye başlayalım Onun için mavi ipimi alıyorum mavi ipimle Örmeye başlıyorum şuradan beyaz ipimizin olduğu yere çıkartıyorum takıyorum ve başlıyorum Bakınız bir tane sabitledim. 1 2 3 4 5 60 tane zincirimizi çekelim. Sonrasında ölçümüzün yeterli olup olmadığını birlikte kontrol edelim. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi ölçümüze şöyle bakıyoruz. Bakınız zincirimizden şöyle tutuyorum. Aşağıya doğru bakıyorum. Aşağıya doğru tam gelmesi gerek. Kesinlikle sündürmüyoruz, asılmıyoruz. Sadece normal bir şekilde rahat bırakıyoruz ve tam aşağıdaki yani ilk başlangıç ölçümüzle biri bir aynı gelmesi gerekmekte bakın birkaç zincir fazla gibi o da önemli değil yani geri dönüşümüzde kullanacağız kesinlikle eksik olmasın şu şekilde ya da çok fazla uzun olmasın şöyle koyduğumuz zaman bakınız herhangi bir şekilde eğrileri de olması hiç değiştirmez bu şekilde ölçümüzü ayarlayalım tam 60 tane zincir yeterli oldu ve şimdi modelimizi iki trabzan bir zincir iki trabzan bir zincir şekliyle kurmaya başlayalım trabzanlarımıza başlamak için geri gelmek istemiyorum ilave zincir yapalım o şekilde başlayalım şöyle tutuyorum bakınız elimi bir tane zincir geri çekildim 1 2 3 sadece 3 zincir çektim geri çekildiğim bir zincirime batıyorum ve iki tane trabzanım örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlayıp diğer trabzanıma batıyorum bir ve yanındaki trabzanımı da örüyorum 2 bir tane zincirimi çekiyorum bir zincir atlayıp diğer zincirimi 1 hemen yanındaki 2 bir tane zincir çekiyorum tekrar bir atlıyorum 1 ve 2 bir zincir çekiyorum bir zincir aşağıdan atlayıp diğer zincire geçerek iki tane zincirim örüyorum ve kolumun şuradaki görmüş olduğumuz başlangıç yerine kadar ilerleyelim gövde kısmına birlikte geçelim Trabzanlarımızı ikişer ikişer ördüm. Bir tane yukarıdan zincirimi çektim. Bir zincir aşağıdan atlayarak tam modelimizin bulunduğu yere kadar örerek geldim. Şöyle görelim, düzeltelim. Evet şimdi göle bölümümüze başlıyoruz. Bakınız ilk trabzanın üzerine battım. Şu şekilde tığımın başını doluyorum. Hemen yanına bir tane daha giriyorum ve ikiye burayı tamamlıyorum. Araya bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine bir atlıyorum. İkinci ve üçüncüden devam ediyorum. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. İkinci trabzan ve üçüncü trabzanın olduğu yere batıyorum ve diğer uç noktaya kadar bu şekilde geçişimizi yaptıktan sonra ilerlemeye devam edelim. Uç noktamıza kadar örerek geldim. Şimdi bakınız beyazımızı burada bırakmıştık. İki tane ördüm üçüncü trabzanımı da örüyorum aynı yere şöyle atıyorum kenara bir tane trabzanımı da ördükten sonra şu şekilde ipimizi bir zincir çekip keselim şöyle ayarlamamızı yaptık bakınız kesme işlemimizi tamamladık ve örmeye devam ediyorum bir tane zincirimi çekiyorum ikinci ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum zincir hemen araya giriyorum. Bir ve en sondaki trabzanımın üst noktasına batıyorum. İki. Burayı da bakınız iki tane modelimizi bu şekilde örerek buraya da yerleştirdik. Yani eksik bırakmadık burayı. Şimdi 60 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradaki işlemimizi yapacağız. Tam 60 zincirimizi çektik. Bakınız şöyle rahat bir şekilde tuttuğumuz zaman şu şekilde olması gerekmekteydi. Bakın şöyle yandan çevirelim ve gösterelim. Kesinlikle asılarak uzatmıyoruz ya da çok fazla e, yukarıda kalıp şöyle görelim. Şu şekilde kısa da olmayacak. Şimdi rahat bir şekilde örgümüzün boyuyla orantılı bir şekilde ayarlamamızı yapacağız. Şimdi 60. zincirimi elimle tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tıpkı bu yandaki gibi işlemimi başlatmış oluyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde uç noktamıza kadar ilerleyelim trabzanlarımızı zincirimizin üzerine kurarak geldim bir tane zincir atladım bir tane zincir yukarıdan çektim şekliyle sona kadar örerek geldim. Şimdi e, gövde bölümüne geçeceğiz. Gövde bölümüne geçmeden önce lütfen buradaki trabzan gruplarımızla yani şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 her ikiliyi sayarak e, diğer taraftaki trabzan sayımızı kontrol edelim. Her ikisinde ben de 20 tane Trabzan grubumuz olmuş gövdemize gelene kadar. Şuraya kadar 20. Şurası tam 21. grubumuz. Şimdi burada bakınız, e, zincirimizi çekerek ilerlemiştik. Üzerine yaptık. Tekrar yukarıya doğru gitmiştik. Bu tarafta ise bakınız, bu tarafı tamamladıktan sonra zincirimizi çekmiştik. Şöyle olacak olsa bir e, yokuş olması gerekiyor. Şöyle bakınız şöyle devam ettiğini düşünürsek ve modelimizin e, yarım kalması gerekiyor. Onun için şu şekilde ördüğümüz bakın trabzan grubunu büküyorum. Bunların seviyesine getiriyorum bakın şu şekilde. Evet şöyle döndürelim bakınız şöyle serdiğim zaman çok daha güzel anlaşılacak şu şekilde oluyor normalde dönüşümüz bu tarafa doğru ilerlememiz gerekiyor çünkü burayı tamamladıktan sonra zincirimi çekip bu tarafı tamamlayarak döndüm onun için bu şekilde duran örgümüzü çevirelim. bakınız nasıl şu şekilde çevirdim ve aynı sıralama üzerine yerleştirdim. Buradaki ilmeğimi ise hemen şu görmüş olduğumuz mavinin bulunduğu yere batalım. Bakınız sadece ilmeğimizi geçirmek yöntemiyle burayı birbirine bağlayalım. Şöyle görelim bakınız iki tane trabzan yine bir zincir iki trabzan ve burayı örgümüzün yönünü düzeltmiş olduk. Şimdi bakın şu şekilde hemen tekrar yapalım. Ilmeğimi alıyorum. Lütfen burayı ayarlamasını güzel yapalım. Çok çok kolay. Bir tane zincir çekip rahatlatalım. Şöyle batalım beyazımızı mavimizi battığımız aynı yere batıyorum ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum şöyle görelim en son kontrolümüzü de yapalım bakınız hiçbir bir şekilde bağlantı yaptığımız belli olmadı ve düz zemin üzerine devam ederek ilerleyeceğiz şu şekilde şimdi beyaz ipimizi de koparmıştık düz yönden örmeye başlayalım yani örgümüzün olması gereken yönü bu tarafa doğru devam edip şuradan başlayacağız. Yine buradan başlayarak beyazımızda modelimizi tüm olarak örmeye başlayalım. Ama buradaki geçişimizi lütfen düzgün bir şekilde ayarlayarak yapalım. Buradaki mavimiz yukarıda olmasın. Evet beyazımızla örmeye başlayalım. İlk trabzanımız, zincirimizden döndüğümüz trabzanımızdan giriyorum. ipimi alıyorum. 1. 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyorum. Çünkü bağlantımı da kurdum. Ve hemen örmeye başlıyorum. Trabzanlarımızı. Tığımın başını doluyorum. Modelimizi yeniden kurduğumuz için bakınız şu kısma giriyorum alta. Ve başlıyorum. Şöyle alalım. Biraz uzun alalım. Rahat alalım. Beyazımızı. 2 ve 3. Bakınız 4 zincir çektik ve hemen ilk gruba girerek 3 tane trabzanı ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Tekrar ikinci bir zincirin olduğu yere girip alttaki zincirin içerisine giriyorum. İlmeğimi uzun alıyorum. 1 İlmeğimi uzun alıyorum. 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. Araya tekrar giriyorum. 1 Yeniden 2 ve yeniden 3 bu şekilde bir zincir çekmiş olduğumuz yerlere girerek sıramızı tamamlayalım. Yani bu gövde kısmına kadar ilerleyelim. 1 2 ve 3. Şöyle görelim bakınız. Üçer trabzan örerek gövdemize doğru ilerleyelim. Her bir grubumuza 3 trabzan, 3 trabzan örerek geldik. Modelimizi tekrar bakınız buradan uç kısımdan başlayarak kurdum. Ve gövde kısmına geçişimizi yaptık. Bakınız gövde kısmında yine 2 tane trabzanımız burada. Şöyle görelim. Diğer tarafın geçişini yaptık. Ve aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Modelimizi gördüğümüz şekliyle örelim. diğer ucu da aynı şekilde örerek tamamlayalım şimdi gövde kısmımızı zaten kurulu olan modelimizin üzerine örerek ilerleyelim gövde kısmımızı da örerek tamamladık şimdi diğer uç bağlantımızı örmeye geldik tığımı başında doluyorum iki tane trabzanımızı atlıyorum bakınız alta giriyorum tam bir zincir olan bölüme Atmış olduğum yere 3 defa trabzanım örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanım ördükten sonra hemen diğer bölüme geçiyorum. Bakın zincirimin içerisine giriyorum. Şöyle iplerimizi dilerseniz de gizleyebilirsiniz. Şöyle arkaya alalım ama zorlanırsanız daha sonra tığımızda çekebiliriz. Hiç önemli değil. Sonra kapatabiliriz. 2 ve aynı yer 3 Diğer bölüme geçiyorum. 1 Aynı yere geliyorum. 2 Ve tekrar 3. Bir sonraki zincirimin içerisine giriyorum. 1 2 ve 3. Yeniden bakın ser bir araya 3 art örelim ve sıramızı tamamlayalım 2 ve 3 şöyle görelim sıramızın uç noktasına kadar örerek geldim bakınız bitiş yerimizdeyiz 3 tane trabzanı ördükten sonra tığımın başında doluyorum. dıştaki zincirden oluşturduğumuz trabzanımızın üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum ve burada diğer mavi rengimi alarak hemen örmeye başlıyorum ilmeğimizi geçişimizi mavimizle yapalım 1 2 3 3 tane zincirim çektim iplerimi sıkıştırıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlayalım bakınız tığımın başını doluyorum birinci trabzanı atlıyorum 2 ile 3'ümü örüyorum 1 ve 2 bir tane zincir çekiyorum Birinci trabzanı atlayıp tıpkı ana gövdemizde ördüğümüz şekliyle örerek istediğimiz büyüklük gelene kadar örmeye devam ediyor. Yeterli ölçümüzü ise farklı yaş grupları için ören arkadaşlarımız için hatırlatmak istiyorum. Bu kısımları şöyle büktüğümüz zaman tam yarısı sağ taraftan yarısı sol taraftan gelip şu şekilde üzerine kapadığı zaman yani kapamasına da lastik çalışacaksak bir miktar kalarak e, yeterli ölçümüze ulaşmış olacağız. Ama lastik değil hemen bir sık iğne ya da trabzan sırasıyla tamamlayacaksak birbirine iyice dokundurarak e, tamamlamış olacağız. Şimdi sırasıyla mavi rengimizi ve beyaz rengimizi örelim. Evet sevgili arkadaşlar. Bakınız artış yaptığımız yeri örerek istediğimiz genişliğe gelene kadar büyüttük. İstediğimiz genişlik ise bu aşağıdaki örmüş olduğumuz kısmı şu şekilde kapayıp şöyle bakınız. Her iki taraftan şöyle düzelterek kapatalım. Şöyle ayarlamamızı yapalım hemen yanlardan bir uçtan diğer uca diğer kısmımızı aynı şekilde şu alt uçları birleştirerek ayarlamamızı yapalım ve artık bir sıra kenar lastiğimizi mavi renkten örmeye başlıyorum trabzanımızı örerek kapatıyoruz bunun için Şuradaki bakınız yaka kısmımız biraz geniş oluyor yaka kısmımızın genişliğini kapamamız için şuraya işaretimizi taktık şöyle saydığımız zaman bakınız kolumuzdan bu tarafa 1 iki üç dört beşinciye işaretimizi takıyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5 bakınız kolumuzun olduğu yerden giriyoruz. Tam şu arkada birazcık daralma işlemine geçeceğiz. Şimdi Burası şöyle kapadığımız zaman önümüz olacağı için artık lastik kısmını ben maviden yapmak istiyorum. Mavi ile lastiğimi başlatıyorum. Şöyle bakalım kaç sıra mavi örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra mavimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırada beyazımız var. Şimdi en son bitiş olarak kenar lastiğimizi başlatıyoruz. Şu iki ayracımız arasındaki bulunan kısım arkamızın yakası. Boynumuzu kapatacak olan yerimiz burada biraz daralma işlemini de yaparak örüyoruz. Şimdi kenardan trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Hemen zincirimizi çekerek başlamıştım. Beyaz ipimi de kopardım. Bakınız 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Birer birer örüyorum. 2, 3. Her trabzanıma bir tane trabzanımı örüyorum. Atlamıyorum. Araya zincir de çekmiyorum. Bakınız aşağıdaki 3 tane trabzanımızın hepsini birer birer örmekteyim. Şöyle görelim. Burası artık kenar lastiğimizin başladığı bölümde olmakta. Yakamızın işaretli bulunduğu noktaya kadar ilerleyelim. Şöyle görelim bakınız. Hiç atlamıyoruz, zincir çekmiyoruz. Her trabzanımıza birer tane trabzanımızı örerek işaretimize kadar ilerleyelim. İşaretimi taktığım noktaya kadar geldim. Tam işaretimin bulunduğu yer bakınız. Aradaki öreceğimiz bölüm. Buraya atlıyorum. Hemen bir, iki. İki tane trabzanımı örüyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bir, iki. Diğer tarafa geçiyorum. 1, 2 ve her birini araya zincir çekmeden ikişer trabzan örüyorum ve yakamızı toparlıyoruz. 1, 2 şöyle görelim. Devam ettiriyorum. 1 ve 2 zehir işaretime yaklaştım. 1 2 Yine işaretimin bulunduğu yeri örmüyorum. Diğer tarafa geçiyorum ve hepsini birer birer örerek sırayı tamamlıyorum. Şöyle görelim. Şöyle kapadığımız zaman bakınız yakamız şu şekilde toparlanmış oldu bakın. İkişer, ikişer ördük. üçüncüyü ördük. Şöyle tekrar görecek olursak işaretimizden işaretimize. Şimdi birer birer bütün trabzanlarımızı örerek e, mavi sıramızın ilkini tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımı da örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen örgümü çeviriyorum. Ama öncesinde şöyle bir görelim. Bakınız. Önümüzü baştan sona trabzanlarımızı mavi renkte örerek geldim. İşaretlerimin arasında ikişer tane trabzan ördüm. Diğer ucu yine birebir örerek geldim. Üç zincirimizi çektikten sonra lastik örgümüze başlayalım. Lastiğimizi ilk önce yandan, diğerini ardından. Yandan ve ardından. Yandan. Ardından örelim ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir tanesini yandan, bir tanesini ardından alalım. Ters düz görüntüsü verelim lastiğimize. Ve diğer uca kadar hiçbir farklı işlem yapmadan bu şekilde örelim ve tamamlayalım sıramızı. Yeleğimizde ilik çalışması yapmak istiyorum ve ilik çalışmamı sol tarafa açıyorum. Eğer kız çocuklarımız için istiyorsak diğer tarafa ilik yerlerimizi belirleyerek açalım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane düğmemi kullanmak istiyorum ve düğmelerim için yerlerimi eşit bir şekilde ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar iğnemizi taktığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şu kısma bir tane daha ilik yeri açmak istiyorum. Evet şimdi iliğimizi birlikte açalım. Hemen işaretimin olduğu yere şöyle geliyorum gördüğüm gibi trabzanım ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum bir tane trabzanım atlıyorum ve yine aynen devam ediyorum bakınız bir tane kabartalı bu kısım içeride olacaktı içeride kısmını örmediğim için hemen içeride olarak buradan başlıyorum burayı atladım ilik olarak kullanıyorum o yüzden arkadan giriyorum ve örüyorum bir tane ters bir tane düz ters düz şeklinde örüyoruz kabartılı aşağıdan evet hemen yine kabartı örüyorum şu kısmımızı ilik yeri olarak kullanacağız arkadan giriyorum ters yandan giriyorum düz görüntüsü oluşturuyoruz Tabii ki şişe uyarladığımız zaman dıştaki duran düz içte duran ise ters örgü karşılığını bulmakta Sırasıyla bakınız. Örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tam işaretimin bulunduğu trabzanı atlıyorum. Bakınız en son ters örmüştük. İşaretimi atlıyorum. Düzde devam ediyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şu kısım bakınız ters düz hiç bozmadan ilerliyorum. Evet arkadan ters tekrar yandan iki tane iliğimizi açtık. Bir ve iki en son e, iliğimizi açmak üzere aşağıya doğru ilerleyelim. En son iki trabzanımdayım bakınız. Bir ve iki hemen son iliğim için bir zincirimi çekiyorum atlıyorum. En sondakini yine kabartarak örüyorum şu şekilde bir iki tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımı başını doluyorum bir tane zincirim ilik yerin içerisine batıyorum ve tek seferde çekiyorum diğerlerini trabzanlarımızın üzerine yapıyoruz sadece iliğimiz için içe giriyoruz bakınız her bir trabzanımın üzerine bir defa batıyorum tek seferde çekiyorum bir defa batıyorum başını doluyorum Şöyle görelim bakınız. Bu da örgümüzün son görüntüsü olacak yanlarımızı. Evet başını dolayalım. Diğer ilik yerimize kadar ilerleyelim. Her trabzanın üzerine bir tane başını dolayıp batıyorum. Ve tek seferde de çekiyorum. İliğimin hemen yanındaki trabzanı ördüm. Ve iliğime tığımı başını doluyorum. Ortaya bakınız. Giriyorum. Tek seferde çekiyorum ve trabzanımı da yine aynı şekilde örüyorum. Diğer iliğimizi de aynı şekilde çalışalım. İçerisine bir defa başını dolayalım ve alt noktada görüşelim. Evet önlerimizin lastiklerini şu şekilde tamamladıktan sonra şimdi kolumuzu İstediğimiz genişlikte ayıralım, yeterli olacak genişlikte bakınız çocuğumuzun koluna girecek genişlikte ve e, altta kalan kısmı dikelim. Sonrasında bel lastiği için örmeye başlayalım ve kolumuzun lastiklerini de ördükten sonra yeleğimizi tamamlayalım. Hemen ipimi iğneme taktım. İster düz yönden, isterseniz ters yönden dikişlerimizi yapabilirsiniz. Evet dikmeye başlıyorum. Düz yönden dikiyorum. Bakınız dıştan alıyorum. Diğer tarafında dışından. Şöyle dış ilmeğimizden alıyorum. Şu kısmı içeriye alalım ve aynı yerden tekrar bir daha geçelim. Bu kısmı alta gizleyeceğiz. Evet şimdi yine beyazımızdan alıyorum. Karşı taraftan inden şöyle dış kısımlarından diğerinin de yine ilmeğin dışından alarak dikiyorum. Dıştan diğer tarafta aynı şekilde. Evet aşağıya kadar nasıl kolayınıza gelir. Nasıl farklı ıı, dikiş teknikleri biliyorsanız güzel olacak şekilde her iki yanımızda kolumuzu uygun genişliğimizi ayarladıktan sonra dikelim Her iki kenarımızı da diktikten sonra şurada ilmeğimi koparmamıştım İlmeğimden yine alarak alt sıramızın lastiğini başlatalım bakınız koparmamıştım koparan arkadaşlarımız varsa hiç önemli değil zincirimizi çekerek bu uçtan başlasınlar tığımın başını doladım ve 3 tane zincirimi çektim hemen yanındaki trabzanıma bir tane trabzan ördüm bir sonraki trabzanıma yine bir trabzan ve ikinci trabzanımı ördüm toplamda zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımızı ördük ve gövde kısmının altına geçtim 1 ve 2 iki. i̇ki trabzan mavimizin hemen bulunduğu yere 1 ve diğerine 2 her rengimize iki tane trabzanımızı örerek ilerleyelim Beyazımıza 2, mavimize tekrar 1 ve 2. Yani her yan duran trabzanımıza ikişer trabzanımızı örerek ilerleyelim. 1 ve 2. Şöyle görelim. İkişer ikişer örelim ve sıramızın başında görüşelim. Alt kısmımıza geçtik. Bakınız alt kısmımızda ise şöyle beyazımızın olduğu yere bir tane. Hemen yana girelim. 2 ve diğer mavimin arasına giriyorum 3 beyazımıza örüyorum 1 mavinin hemen yanına batıyorum 2 her iki mavinin arasına giriyorum 3 bakınız toplamda 3 tane trabzan da tamamlıyorum beyazımı ördüm mavimin hemen yanındayım ve araya girdim Evet şu şekilde örerek yan tarafa doğru ilerleyelim Burası tam sırt kısmını ördüğümüz bölümümüz uç noktamıza kadar örerek ilerledim ve sıramızı tamamladım. Şimdi en son noktamızdayız ve bakınız burada da ileğimiz görünmekte. Zincirimizi çekerek başlayalım ve lastik örgümüzü örmeye devam edelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çevirdikten sonra bir trabzan yandan her zaman yaptığımız gibi bir trabzan ardından bir yandan şöyle yandan diğerini ardından yandan ve ardından örelim Kaç sırada tamamlamak istiyorsak yani bel lastiğini hangi kalınlıkta görmek istiyorsak ya da uygulamak istiyorsak o kadar örelim. Birinci sıramız ikinci sıramıza dönüşmekte bakınız. Sonrasında hangi yönden görürsek yandan gördüğümüzü yandan ardından gördüğümüzü ardından olarak örelim diğer sıralarımızda. Evet şimdi bu sıramı tamamlıyorum ve birkaç sıra daha ördükten sonra tekrar görüşelim. Evet lastiklerimi ördüm. Düğmelerimi diktim bakınız. 1. 2 3 4 5 ve 6 sıra ördüm en sonda ise bakın bir defa başını dolayıp şuradaki yanda yapmış olduğumuz işlemimizi yaparak tamamladım son olarak bitişi sizlerle birlikte yapalım şöyle görelim bakınız tığımın başını doluyorum hemen araya giriyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum her iki trabzanımın arasına giriyorum en son trabzanıma şöyle batarak birleştiriyorum bir zincirimle sabitledikten sonra kalan ipimi içeriye doğru alıyorum Evet ipimizi içeriye çektik ve gayet güzel oldu şöyle görelim kolumun bir tanesinin kenarlarına da iki sıra trabzan üçüncü sırada ise başını dolayarak ördüm hemen diğer kolumuzu sizlerle birlikte örmeye başlayalım ipimi alıyorum kol altımızdan başlıyoruz örmeye bir zincirimi çekiyorum kol altından hemen sabitleniyorum 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alta gizlemek için alıyorum bir trabzanlarımı örerek ilerliyorum her trabzanımıza iki tane eğer fazla olacak olursa bir tane örüp hemen diğerine de geçişimizi yapabilirsiniz ikişer ikişer örüyorum bakınız bir ve iki başlangıç yerimize kadar devam edelim başlangıç noktamıza kadar geldim en son trabzanımızı ördüm hemen 3 zincir çekerek başladığımız yerle diğer trabzanın arasına şöyle geçişimizi yapalım 1 2 3 tane zincirimizi çekerek hemen örmeye başlayalım bir tanesine yandan yerine ardından yani yeni lastik işlemimizi aynı şekilde tekrar ediyoruz. İkinci sırayı ördükten sonra üzerine bir defa başını dolayarak tek seferde alalım ve 3 sırada kolumuzu tamamlayalım. Başa kadar ilerleyelim. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. 3 zincirimi çektiğim yere bakınız tekrar Gidiyorum. Hem zincir hem trabzan arasına ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve tersten örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane tek doladıktan sonra tek seferde batıyorum ve çekiyorum. Tekrar tek seferde alıyorum ve ters yönden yapıyorum işlemimizi. İçinden bakınız örüyoruz. Başını dolayalım. Tek seferde örelim. Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet kolumuzu da başlangıç yerimize kadar ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üç sırada tamamladım. Bakınız ters yönden ördüm ve ipimi içeriye doğru gizliyorum. Bütün işlemlerimizi yapmış olduğumuz yeleğimizi artık tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.